Arkadaşlar 7 Nisan 2021 sabah saat 09.05'te sizlere yine bir token anlatımında bulunacağım. Aslında bu tokenı daha önce birçok kez sizlere anlatmıştım ve son sepet videomda da sepetime dahil etmiştim ancak Telegram grubunda sürekli sözünü de etmemize rağmen birçok kişinin hala haberdar olmadığını ne yazık ki görüyorum. Aktif olarak 1950 kişinin bulunduğu Telegram grubumuza videonun altında bulunan çalışan bir linkle siz de dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubu içerisinde konuşan tek kişi ben değilim. Özel bir <laughs> chat odası oluşturdum. Ve bu chat odasında 1950 kişi kendi arasında da sohbet edebiliyor. Şimdi bu videoda arkadaşlar yukarıda gördüğünüz gibi MX token hakkında bir iki fikrimi beyan edeceğim. Ben ilk MX token hakkında konuşmaya başladığımda fiyatı 0.44'lerdeydi. Çünkü bir MXC borsasıyla da um, işbirliği anlaşmasında bulunmuştuk. Hani Türkiye pazarına açılmak istediklerini söyleyen bir Çin borsasıyla benim de işime geldi açıkçası kabul ettim. Her neyse mesele bu değil. Mesele şu. MXC borsasının sahip olduğu bir MX token var arkadaşlar. Bu Binance'in BNBC gibi düşünebilirsiniz. Yani birçok borsanın kendi yerli para birimi vardır. Hepsinin yok ama birçoğunun var. Şimdi <laughs> MX token da arkadaşlar dünyaya globale daha yeni açılan bir birim ve yani kitlesi genişledikçe bu borsanın en garanti birimlerden birisi bu arkadaşlar. Yani şu ekrana baktığınız zaman burada görüp görebileceğiniz birçok birimin ne olup ne olmayacağını araştırmanız sürekli olarak takip etmeniz gerekiyor. Evet bu doğru ama MX token'ın projesi belli yani. Hani kendi bir pazar ağı var. Bu pazar genişledikçe MX token alınıp satıldıkça fiyatı artacaktır. Yani bu önerilebilecek en garanti birimdir diye düşünüyorum. Şu an muhteşem bir gerileme yaşamış vaziyette. Ben bas yani ben söylemiştim muhabbetinden ziyade. Şuna baktığımız zaman zirvede satabilen birisi var mı bilmiyorum ama %160'lık bir kar marjı bırakmış arkadaşlar. 47'den alan birisi için ki 44'lerden bahsediyorum ben. Daha da aşağı in. Evet. Yani %163'lük bir kar oranı gösteriyor ama bu önemli mi? Değil. Sepetimde anlattığımda da kaçtı 68'miş. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar bir bandının üzerine 1 doların üzerine çıkması an meselesi. Bugün Bitcoin anlık bir kendisini aşağı yönlü kırınca, bir salınca ister istemez altcoin'lerde bundan etkilendi. Bu ciddi bir durum mu? Hayır. Yani muhtemelen bu videoyu izleyen birçok kişinin izlediği saat aralığında Bitcoin tekrar toparlamış olacaktır ve MX token da tekrar 1 doların üzerine çıkmış olacaktır. Peki Yılmaz yani Zaten 0.44'te almamışım. 0.87'de alırsam bana nasıl bir kar bırakır? Yani sadece eski zirvesinde bile satsanız arkadaşlar. %35'lik kar bırakır ki. Yani zamanında Cleveland da bir ton beklenti içerisinde alım satım işlemi yapan insan vardı. Bunlar borsa token arkadaşlar. BNB nasıl bugün 400 dolarları gördüyse. Tamam bir MX token sene sonuna 400 doları görecek diyemeyiz tabii ki ama. Yani bunun grafikle de çok bir alakası yok. Şuradan all time'ına girdiğimiz zaman hani bunun neresine çizik atarsanız atın bu sene sonu 4-5 dolar olacak demenin mümkünatı yok. Ama dediğim gibi globale açılmaya çalışan bir borsa ve kitlesini genişletmeye çalışıyor. Bu ikisi birleştiği zaman arkadaşlar bu kitle genişlediği zaman ki en önemli nokta şudur. MXC borsası Türkiye pazarına açılmaya çalışıyor her yerden önce. Çünkü Türkiye'de yoğun bir ilgi olduğu için Bitcoin'e karşı eğer ki MXC borsası Türklerin ilgisini çekebilirse ve MX token Türklerin ilgisini çekebilirse gelebileceği konum sene sonuna 5-6 dolarlar olur arkadaşlar. Yani öyle saçma şey mi olur diyeceksiniz belki. Bunun bir örneğini gördüğünüz gibi Bitci'de gördük. Yani Bitci kısa süre içerisinde 10x, 15x yapabilecek bir proje mi? Asla değil. Ama herkesin kafasında bir algı var. İşte 1 lira olacak, 1,5 lira olacak. Herkes ala ala onu bir şekilde oraya ulaştırdı. Mecbur bıraktı. Ve ben inanıyorum ki MX token'da şu 1,5-2 dolar bantlarına geldiği zaman çok konuşulmaya başlanacak arkadaşlar. Ve çok konuşulmadan önce alanlardan olmanızı tavsiye ederim. Elbette ki videoda söylediğim herhangi bir şey yatırım tavsiyesi değildir. Benimkine bir öğüt mü yoksa yorum olarak alabilirsiniz. Yani 0.44'ten almamış olabilirsiniz ama dediğim gibi 0.88'lerde 87'lerde geziyor arkadaşlar ve alım için çok uygun. Yani hani videoyu izlediğiniz 0.90 0.95 mi olmuş yani bu gözünüzü korkutmasın yine alabilirsiniz. Çünkü gerçekten kısa vadeli sepetten ziyade uzun vadede de elde tutulması gereken bir birim olduğunu düşünüyorum. Mesela en basitinden bütün küsüratları atalım. Tam bir noktasından aldınız ve 100 dolarlık aldınız yani minimal bir tutarla aldınız. Bu ileride 5 dolar olduğu zaman arkadaşlar eforsuz bir 500 dolar paranız olacak. Yani 400 dolar bir nevi hani ne piyasa araştırması ne o ne bu çünkü MX token bir borsa token olduğu için tekrar ediyorum. Öyle değer kaybetmesi normal bir sebepten ötürü gerçekleşemez. Bitmex token mesela kaçtan geldi? Sene başından itibaren yanlış hatırlamıyorsam 10x yapmıştı? 4 dolarlara kadar çıktı. Bu XPRT isimli birim 2 dolarlara kadar çıktı. XPRT ile BTMX'in Birlikte çalışması eksi' de 4 dolarlara kadar çıkardı bu yüzden 1.25'lere kadar bir gerileme söz konusu oldu ama bu ee, Belirli bir proje sebebiyle gerçekleşti yani Doğal büyümesinin üzerine Bir nevi steroidli bir büyüme gerçekleştirdi ve bunun Çöküşü de 2 kat daha hızlı oldu tabii ki Onun için MX'de şu an böyle bir durum söz konusu değil yani Gönül rahatlığıyla alınabilir kar edilebilir ve yine şundan bahsedebilirim. Ya MX'de mi paramı tutacağım yani hiç değilse uzun vade ise bir 50-60 dolar dursun gibisinden düşünüyorsanız da bu 0.87-88 bandından alıp 1.20'lerde ana satarak ana paranızı çekip elde ettiğiniz karı MX token'da bırakabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu da 1-2 gün bekleme um, Beklemenize sebebiyet verir sadece 1-2 günün sonunda bir nevi havadan gelen bir mx token olur elinizde 20-30 adet sonra durdurma mesela 5 dolar ya fiyata ve adete çok takılmayın söylediğim şeye odaklanın çünkü yorumlarda çok görüyorum 50 dolarlık yatırım mı olur ya 500 bin dolarım varsa zaten 50 dolarlık yatırma ama 100 dolarıyla izleyen insan var benim bu yorumum genelde onlara yönelik oluyor. Alınır arkadaşlar. MX token alınır. Sepette bulunması gereken bir birim. Kısa vadeli sepette bulunması gereken bir birim. Orta vadeli sepette bulunması gereken bir birim. Uzun vadeli sepette bulunması gereken bir birim. MX token. MX token almak için kullanabileceğiniz borsaları şimdi sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Huobi, MXC ve Hu isimli borsalardan alabilirsiniz ama Video altına bir referans linki bırakacağım. Yani MXC borsasıyla benim bir işbirliği anlaşmam olmuştu. Eğer o linkten üye olup MXC'yi benim referansımla satın alırsanız %100 komisyon kazanırsınız ve KYC doğrulaması yapılan hesaplarda 200 dolar ve üzeri alım satım işlemlerinde 10 dolarlık bir gelir elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu size 10 dolar bonus veriyorlar. Bu da otomatikmen %5'lik bir kazanç anlamına gelir. Eforsuz bir şekilde %5'lik bir kazanç. Aynı şekilde MX token'dan da bahsettiğim gibi 1.2'lerde satıp %30 %40 karla ana paranızı çekerseniz ana paranızın %40'ı kadar bir bakiyeyi MX token'da bırakma şansına sahip olabilirsiniz. Yani ana paramı illa içeriden çekeyim diyorsanız. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Umuyorum ki sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Sizler için faydalı bir içerik olduysa beğenip, yorum atıp, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.